Merhaba arkadaşlar, ben Bedriye. Şu an Polonya'da Erasmus öğrencisiyim. Ben Ligota bölgesindeki bir yurtta kalıyorum. Daha önce kaldığım yurtla alakalı bir video çekmiştim. Şuradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sosnovek'te yurtlar bölgesi olarak geçiyor. Bu yüzden bugün size orayı da göstermek istiyorum. Ve videonun sonunda işte Ligota mı daha mantıklı yoksa Sosnovek'teki bir yurt mu daha mantıklı? Bundan bahsedeceğim arkadaşımla. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın ve başlayalım. Geleyim mi? Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar Sena. Merhaba. Odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sena ve Deniz bize odasını açtı. Evet. Merhaba Deniz. Merhaba. Evet, şimdi mutfak sanırım burası. Girişte Evet, hemen bizi bir mutfak karşılıyor. Burada dolaplar var işte. Eşyalarımızı koyuyoruz böyle bardak. Eşyalarınızı kendiniz mi getirdiniz yoksa geldiğinizde var mıydı mutfak aletleri? Biz getirmedik, direkt buradan satın aldık. Okey. Birinci dönemden giden arkadaşlar olduğu için onlardan da çok malzeme kaldım. O yüzden dolaplarımız çok dolu. O zaman özellikle ikinci dönem gelenlere şu tavsiye verebiliriz. Gereken çok fazla eşya getirmeyin. Aynen. Çok fazla eşya kalabiliyor. Evet. Mesela biz artan eşyaları yeni gelenlere vereceğiz. Evet, şöyle. Burayı iki kişi kullanıyor. Evet. Elektrikli ocağımız şurayı var. Şurayı ikinci seçili aldık. Evet. Burası buzdolabı. Evet. Sizinki dolu yine. Bizimki bomboştu. evet. Bizimki bomboştu. Ama onlar bayağı yemek yapıyorlar. Elektrikli ocağımız var. Aha. Böyle. Nasıl da boş çöp yaptık. Okey. Şimdi kimin odasından başlayalım? Benim odamda. Şurada bir dolabımız var. Dolabımız var. Ayakkabılarını koyduğunuz. Burası da gayet kullanışlı. Evet. Çamaşırları sanırım şuraya asıyorlar. Evet. Evet. Onu biz yaptık. Şu karşıda bir tane daha ayakkabılık var. Aynen. Orası. Orası da okey. Benim. Çok iyi. Burası benim odam. Evet. Ben şöyle bir geniş açı alayım. Odamın dizaynı geldiğinde farklıydı. Ben değiştirdim tabii kendime göre. Burada yemek yiyorum genelde. Burada ders çalıştığım alan. Odam da kendiliğinden vardı. Nevresim takımımı kendim getirdim. Çünkü pek temiz olur mu olmaz mı bilemiyordum. Bir de öneriler de o yöndeydi. Kendiniz getirin Evet. diye. Bir Ben de o yüzden... Türkiye'deki yurtlarda şey takıntısı var. İlla yurdun KYK'nın neresini kullanmak Evet. zorundasın. Burada iseniz her şeyi getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sınırsız. Evet. Bu da Sena'nın. Doğru. Dolabı. Kendime bırakıyorum. Bir kişi için gayet yeterli diye düşünüyorum. Evet, yeterli. Bana yetiyor. Her Okey. şeyi hissedirdim. Bir de şunun olması bence çok büyük avantaj. Ekstra bir Bayağı rahat. Aynen. Diğer sanayiden daha rahat burası. Burada Okey. yemek yiyorum, burada takılıyorum. Şimdi gidiyoruz Deniz'in odasına. Mesela her odada boy aynası yok ama bizim odamızda boy aynası var. Her Evet. odanın dizaynı şeyi farklı oluyor. Hı. Ondan sonra benim odam da bu şekilde. Evet, hemen bir geniş seç alalım. Ben de dersimi burada çalışıyorum. Aynı zamanda yemeğimi yiyorum. Hı. Ondan sonra dolabımız burada. Hı. Senin de çok eşyan var. Dizaynı farklıdan kastım. Mesela burada iki kişi kalıyor ama diğer odalarda bir odanın içerisinde ikişer kişi kalıyor. Aynen Yani öyle. toplam dört O kişi. köşe odalar için geçerli. Evet. Bunu kendi seçebiliyor musunuz yoksa onlar mı sizi direkt atıyor? Yok, biz seçiyoruz. Ve ayrıca onların fiyatı farklı, bizim fiyatımız farklı. Yani bizim Okey. ödediğimiz fiyat farklı. Siz ne kadar ödüyorsunuz kişi Biz başı? 639 zloty Peki ödüyoruz. diğerleri, bir odada dört kişi kalanlar? Onlar 500... 400 civarı. Yok, 500 50 mi, 530 öyle bir şey demişti. 550, okey. Tuvaletinizi görebilir miyiz? Tabii ki. Yani buraya sadece iki kişi kullanıyor. Diğer odalarda dört kişi kullanıyorlar. Aynen öyle. Açınca direkt havalandırma çalışıyor. Havalandırma yeterli oluyor. Şimdi buranın merkeze uzaklığı ne kadar ve okula? Bizim fakültemiz Sosnovyet civarında olduğu için yürüyerek 20 dakika sürüyor, otobüste 3 dakika sürüyor. Çok iyi. Ve merkeze uzaklığı ise otobüste 20, en fazla 25 dakika sürüyor. Bizim de öyle, eğer çok trafik yoğun değilse Ligota'dan merkeze bir işte
20-25 dakika falan sürüyor. Ama trafik varsa bir bu 40 dakikayı buluyor. Okula uzaklığımız da bizim bir 40 dakika falan sürüyor. Ama bunu şöyle tercih edebilirsiniz. Fakülteniz nereye yakınsa, birazcık hani çok dağınık olmasa da yine bazı fakültelerin yerleri farklı oluyor. Sizin fakülteniz neredeyse bence yurdu ona göre seçmeniz daha mantıklı. Aynen. Peki kurallardan bahsediyor musunuz? Mesela giriş çıkış saati var mı? Türkiye'deki gibi herhangi bir çıkış... Deniz söyle. Bu çünkü önemli. Giriş çıkış saati yok arkadaşlar. Giriş çıkış saati biliyorsunuz. Aynen öyle. Ve bu yurdu genellikle dinciler tercih ediyor. Yiyeceğim, bunu görüyor musun? Evet, yiyeceğim. Bir şey olmaz. Gel. Gel gel. Eğer mühendislik öğrencisiyseniz aynı şekilde fakülte burada. Hemen evet, karşı, yurdun karşısında. Aynen, bu çok Nature mantıklı bilgiler. Ondan sonra giriş çıkış saati yok. Başka peki ortak kullanılan eşyalar var mı? Mesela çamaşır makinesi, ütü vesaire. Bunları ne yapıyorsunuz? Ütüyü kendimiz getiriyoruz. Okay. Herhalde aşağıdan alınabiliyor, bilmiyorum. Hı-hı. Ben kendim getirdiğim için hiç ona ihtiyaç duymadım. Aşağıda iki tane çamaşır makinesi bulunuyor. Resepsiyondan randevu alıyorsunuz gün içinde. 2 saat içinde kullanma hakkınız var. Hı-hı. İstediğiniz kadar çamaşır atabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylığı. Okay. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Deniz? Ama kurutma makinesi yok. Ve genellikle çamaşırı pek tercih etmiyorlar bu çalınma olaylarından dolayı. Kurutma odası ve var. Bu yüzden odamızda ip astık. Bizim Likoto'da yani işte kurutmalık var. Kurutma makinesi yok ama kurutmalık var. Onu kullanabiliyorsunuz ama biz de genelde odamızda asmayı tercih ediyoruz. Ama çalıntı olacağını düşünmüyorum yani. Bizde hiç olmadı sanırım şimdiye kadar. Ben de olduğunu duymadım bizde. Ben yine de duymadım. Ne olur ne olmaz. Bir de Ligoto'daki bazı yurtlar mesela. Ligoto'da seçeceksiniz, DS7 seçmeniz daha mantıklı. Çünkü DS1'da işte tuvalet, banyo vesaire ortak kullanılıyor. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda orada işte Ukrayna'dan gelen aileler de kalıyor. Bu yüzden mesela çocuklarıyla kalıyorlar. Bu yüzden mesela çamaşır makinesini vesaire kullanmak çok fazla sıra beklemeniz gerekiyor. Onlar birazcık sıkıntı oluyor. Bu arada bizim yurdun adı DS2. Okey, evet DS2'deyiz şu an. Single type room olarak geçiyor. Hı-hı. Stüdyo daha iyi oldu. Yani siz genel olarak memnunsunuz yurdunuzdan, okula yakın vesaire. Peki olumsuz bir yanı var mı yurdunuzun, beğenmediğiniz? Var. Misafir geldiğinde gece 11'den sonra kabul etmiyorlar. Gece 11'de gitmesi gerekiyor. Ücret ödeyip kalabiliyor mu? Hayır. Bizde mesela bizim kurallar bu kadar katı değil. Bizimkiler çok kendim güler yüzlü davranıyorlar ve mesela 11'den sonra gelirse sadece ücret ödemesi gerekiyor. Ama onu da şey yapıyorlar mesela. Arkadaşım geliyor, diyorum ki birkaç saate gidecek, yine okeyler. Geceyi orada geçirirse işte bir gece için 18 lot falan vermesi gerekiyor. Çok katı değiller bizimkiler bu konuda. Bizimkiler 11 oldu mu kapıya gidiyorlar. Evet. Öyle bir sıkıntımız var. Öyle yani. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Fakülteniz hangisine yakınsa orayı tercih edebilirsiniz. İki yurt arasında çok fazla bir farklılık yok. Diyiciler sosyal tercih edildi. 20 dakika. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.